Olacak iş değil. FETÖ operasyonundan tutuklanan avukat Cem Şen Ocağan, hukuk bürosuna kayyum olarak atandığı ve Şen Ocağan banka hesaplarında 800 milyon liranın bulunduğunu teyit ettiği belirtilen avukat Hasan Ölçer'in dün Twitter hesabından paylaştıklarını okuyunca pes dedim. Dünkü devlete inanmak yazımda böyle bir paranın olmadığına dair 21 Ağustos tarihli 800 milyon nerede başlıklı köşe yazımı, 24 Ağustos'ta AK Parti milletvekili Fuat Köktaş'ın basın sohbetindeki söylemleri ve 26 Ağustos'ta Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarını referans göstererek iddianın inanılır olmadığını belirtmiş, Ölçer, MIT'in, polisin ve MASAK'ın bulamadığı bir bilgiye mi ulaştı diye sormuştum. Avukat Hasan Ölçer, Akasyam Haber'e dün bir açıklama yaptı. Bu paranın varlığını Sabah gazetesinden öğrendim ve Sabah gazetesini kaynak göstererek bu açıklamayı yaptım. Daha sonra Sabah gazetesi muhabiri beni arayarak, paranın varlığını teyit ile alakalı ikinci bir haber için sizi kaynak göstereceğim dediğinde, ben seni kaynak gösteriyorum, sen beni, bu böyle olmaz diye itiraz ettim. İşin bir başka tuhaf yanı daha vardı. Onu da avukat Hasan Ölçer'in Twitter hesabından paylaştığı şu sözlerle öğrendik. Şen Hocam bürosuna ve kişisel mallarına kayyum atanmam gibi bir durum da söz konusu değildir. Hayda! Hayali paraya, hayali kayyum. Duble asparagas bu olsa gerek. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasından sonra söz konusu haberde ısrar etmek, belge yoksa bile çok emin olmayı gerektirir. Bu gelişmelerden sonra gazetecinin haber kaynağının güvenilirliğini gözden geçirmesi gerekir. Herkes için geçerli bir durum aslında. FETÖ medyasının Balyoz, Ergenekon, Oda TV, Devrimci Karargah ve Poyrazköy gibi kumpas davalarda yaptığı gibi gerçeğin dışında haberlerle insanların canını yakmak gazetecilik değildir. Sırça köşkte oturan komşusunun camına taş atmadan önce düşünmek zorundadır.